arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizi mutfağımdan sesleniyorum. Çünkü sizin bana çokça sorduğunuz Norveç yemek kültüründen sizinle birlikte bir yemek tarifi yapacağız bugün. İsmini Porikol yemeğimizi. Yemeğin içerisinde kuzu eti ve bizim bildiğimiz kelem, yani beyaz lahana var. Norveçliler bu yemeği geleneksel yemeklere çok seviyorlar ve özellikle sonbahar aylarında çokça tercih edilen bir yemek yapılması ve gerçekten sonbahar aylarında kuzu etlerinde ve kelemlerde inanılmaz indirim oluyor. Hasat zamanı ve kuzuların yeni kesim zamanı olduğu için inanılmaz bir şey oluyor, indirim oluyor. Çok sık da yapılan bir yemek aynı zamanda. Bazen özel günlerde de tercihen yapılan bir kültürlerinde olan bir yemek bu. Zaten Norveç yemek kültüründe patates ağırlıkta, balık ağırlıkta, işte kuzu eti ağırlıkta. Yine domuz eti de var tabii ki. Ama çokça kullandıkları sebzeler var. Kelem, lahana gibi. Ayrıca brokoli gibi. Bugün size forikoldan bahsetmek istiyorum. Umarım siz de bu tarifimi denersiniz. Tarife geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için heyecanla video hazırlamaya devam ediyorum. Bildirimleri açarsanız yeni yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz. Şimdi dilerseniz yemeğimizin önce malzemeleriyle başlayalım. Arkadaşlar, malzemeleri gördükten sonra "Aa, bu muymuş?" diyebilirsiniz. Çünkü benzer bir tarifi biz de yapıyoruz aslında, içerisine kelem koymadan. Bildiğimiz et haşlamadan fazla bir farkı yok. Ufak tefek farklılıkları var. Onları da hemen anlatacağım. Şöyle ekstradan benim koyduğum defne yaprağı, ete çok yakıştığını düşündüğüm için defne yaprağı ekliyorum. Tarifin klasiğinde sadece karabiber, tuz, bir miktar su, tarifte 350 ml kullanacağım. Ve beyaz kelem, gördüğünüz gibi. Siz kendinize göre, etinizin miktarına göre keleminizi de ayarlayabilirsiniz. Benim kelemim çok büyük değildi, yani beyaz lahana. Çok büyük değildi ama zaten yeterli olacaktır benim kullandığım et için. Eti de 1 kilo etten yapmayı planlıyorum. Etimizde burada gördüğünüz gibi 1 kilo et var burada. Bu kuzu eti bu şekilde satılıyor 1 kiloluk paketlerde. Şu an bayağı bir indirim var. Hatta kilosunu 40 krona kadar düştüğünü gördüm marketlerde. Şimdi size hemen yapılışına geçeceğim. Arkadaşlar, öncelikle tencerenin en altına birkaç parça et koyuyorsunuz. Üzerine biraz karabiber serpiyoruz. Biraz da tuz serpiyoruz, fazla olmamak kaydıyla. Ve üzerine lahanaları döşemeye başlıyoruz. Bu şekilde. Bunu her bir kata döşüyoruz. Şimdi benim etlerim biraz büyük olduğu için, normalde böyle küçük sadece löpetten de yapabilirsin. Benimki kemikli bir et. Sonra yani tabii lahanaların üzerine de tuz gelecek. Şöyle biraz ekleyeyim. Sonra tekrar bir kat daha döşüyoruz. Önce şunları biraz ekleyeyim ben. Çünkü ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Sonra bir kat daha döşüyoruz. Dediğim gibi bende fazla et olmadığı için, şu an evdeki kişi sayısına göre yapıyorum çünkü. Normalde 2-3 kat bu şekilde döşeniyor. Yine aynı şekilde tuz ve karabiberleri aralarına atıyoruz. Zaten suyla beraber yükseleceği için çok da önemli değil aşağıya dibe çökmesi. En üstünde yine lahanalarla kapatıyoruz. Şu şekilde. Bunun 2-3 saat pişmesi gerekiyor normalde. Ben fazla uzun kalmasını istemediğim için, yani vakit harcamamak adına. Yani vaktiniz benim gibi kısıtlıysa düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde etlerin üzerini kapatıyoruz lahanalarla. En son olarak yine kalan karabiberi serpiştiriyoruz. Aralarına defne yapraklarını koyuyoruz. Ve kalan tuzu üzerine serpiyorum. Bir tatlı kaşığı tuz var. Karabiberi tane olarak kullanıyorum. İçinden sonrasına çıkartmak için. Çocuklar sevmiyorlar yemekte karabiberi çünkü çok acı oluyor diye. Bu şekilde döşüyoruz. Bu arada ellerim temiz. Hemen niçlemeyin. Sürekli yıkadığım için. Daha sonra suyunu ekliyoruz. Tabii siz su miktarını etinizin durumuna göre de ayarlayabilirsiniz.
Arkadaşlar biraz daha su ekledim. Yarısına kadar su olsa yeterli. Düdüklü tencerede pişireceğim için biraz yarıdan fazla koydum suyunu hemen çeker diye. Bir de tarifte yok ama ben biraz lezzet katması için çok az bir şey tereyağı ekliyorum. Yani şöyle gördüğünüz gibi yani 50 gram falan üzerine ekleyeceğim. Sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bir 45 dakika, 1 saat aralığında pişireceğim. Yine orijinal tarifte yok ama ben biraz daha kekiği ekleyeceğim. Çünkü şeyi seviyorum. Etle aromasını seviyorum daha kekiğinin. O yüzden çok az bir şey ekliyorum onu da. Arkadaşlar düdüklü tenceremin kapağını kapattım ve pişmeye bırakıyorum. Evet, yemeğimizin altını açtık. Pişmesini beklerken ben de sizinle biraz Norveç yemek kültürüyle alakalı konuşmak istiyorum. Siz de çok merak ediyorsunuz bu konuyu zaten. Arkadaşlar dediğim gibi Norveç'in yemek kültüründe çok fazla alternatif yok. Genelde dediğim gibi yemek kültürü balık ağırlıkta, patates ağırlıkta, brokoli gibi, işte beyaz kelem gibi, böyle kök şeker pancarı, işte alabaş, turpgiller, ondan sonra havuç, havucun çeşitleri var mesela. Yine patatesin de çeşitleri var, şekerli patatesler falan da var, Amerika'da meşhur olan büyük patateslerden falan da var. Onun haricinde çok fazla balık çeşitli yemekleri var. Ve yine de çok fazla mutfağa girmeyi sevdiklerini düşünmüyorum. Çünkü marketlerde gördüğüm kadarıyla hazır gıda çok yaygın. Yani hazır pişmiş gıdaları daha çok tercih ediyorlar. Çünkü mutfakta yemek yapmakla vakit geçirmekten pek hoşlandıklarını düşünmüyorum. Zaman kaybı olarak görüyorlar zaman zaman. Sadece özel günlerde ya da canları isterse mutfağa girip tabii güzel güzel yemekler de yapıyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla daha çok hazır gıdaları tüketiyorlar. Yani hazır pişmiş balıklar, tavuklar, işte et ürünleri, ondan sonra köfte gibi ürünler. Ama bunlar yarı pişmiş, half steak diyorlar. Yarı pişmiş ürünler oluyor. Ya da hemen fırınlamaya ya da mikrodalgada ısıtıp yemeye hazır olabilecek yemekler oluyor genelde. Ama onun haricinde tabii ki kültürlerinde güzel de yemekler var. Bugün sizinle yaptığımız forikol yemeği mesela aslında bir benzerini biz de yapıyoruz. Et haşlama yapıyoruz. İçerisine havuç, tavuk vesaire havuç, patates, işte et koyarak haşlıyoruz mesela. Biz de sadece kelem koymuyoruz. Ama güzel bir tat veriyor damakta. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım siz de beğenerek denersiniz bu tarifi. Yorumlarınızı çok merak ediyorum tabii bu konuda. Eğer beğenirseniz, güzel beğeniler dönüşleri olursa ben de birkaç Norveç yemeğini yine bu şekilde tariflere dönüştürüp YouTube kanalıma atmayı düşünüyorum. Tabii sizden gelecek dönüşlere de bağlı bu durum biraz. Biraz yemeklerden bahsedecek olursak, mesela özel günlerde yapılan yemeklerden biri de pineşöt. Pineşöt böyle saatlerce pişen bir yemek. Özel bir pişirme taktiği var. Yine böyle tuzda bekletilmiş, böyle hani tuzda bekletilmiş balıklar falan vardır ya, uzun süre böyle tuzla pişirilen o tarz bir et yemeği. Zaten hazır satılıyor tuzda bekletilmiş haliyle. Onu satın alıyorsunuz. Yani tuzda pişiyor et yemeği. Yine aynı şekilde kuzu etinden. Onu o şekilde satın alıyorlar ve çubukları falan var. O çubukları altına diziyorlar, tavanın pişirecekleri şeyin altına ve üstüne uzun süre saatlerde pişen bir yemek pineşöt. Özelliği de genelde yül diyorlar burada, Noel zamanı. Noel yemeklerinden biri. Yüleburt diyorlar. Noel yemeklerinin topluca böyle ailecek yendiği, arkadaşlarla yendiği yemek sofralarından bahsediyorum. Yine Yüleburt sofralarının özel yemeklerinden biri pineşöt. Çok tercih ediliyor. Onun haricinde şöt böyle diyorlar. Biliyorsunuz küçük küçük böyle toplar. Top şeklinde İsveç köftesi diyeyim ben size, oradan hatırlarsınız. Yine Norveç yemek mutfağında da olan bir yemek. Onun harici benim aklıma gelen en yaygın, her yerde bulabileceğiniz tabii ki fiskesüppe. Yani balık çorbası. Balık çorbası da çok yaygın, her yerde bulabileceğiniz yine kültürel bir yemekleri. Ve fiskeböller diyorlar. Yine aynı şekilde balık etinden yapılan yine böyle köfte şeklinde yemekler var. Patatesle yapılan özel yemekleri var yine. Onları da ara ara sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şu an için bahsetmek istediğim özel yemekler bunlardı. Tabii başka yemek seçenekleri de var ama onları Norveç'in yemek kültürüyle alakalı ayrı bir video çekmek istiyorum. Şimdi bu videonun uzamasını istemiyorum, yemek tarifi videosu olduğu için. O yüzden onu o zaman geldiğinde tekrar konuşuruz. Aklıma gelen şu an için bunlar. Eğer siz de dediğim gibi beğenirseniz videolarımı
altına yorum yaparsınız. Deneyenler altına yazarsa denedik, beğendik, beğenmedik, güzel ya da değil diye. Ve önerileriniz olursa bana bu konuyla alakalı yoruma bırakırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi sizden gelen dönüşlerin doğrultusunda yemek videoları da ara ara atmayı düşünüyoruz planlarımızın arasında. Bakalım beğenecek misiniz? Ben şimdi yemeği kontrol edeceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar etim ağır ağır pişmeye devam ediyor. O sırada harika kokular yayılmaya başladı. Keşke kokusunu da size gönderebilsem buradan. Ama yapamıyorum şu anda. Bir an önce sabırsızlanıyorum. Servis yapıp size tadından da bahsetmek istiyorum. Etin püf noktası kemiğinden ayrılana kadar pişmesi gerekiyor ağır ağır bir şekilde. Siz de buna dikkat edersiniz. Bakalım tarifi denedikten sonra sizler de beğenecek misiniz? Umarım siz de tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumları aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Arkadaşlar sunum tabağımı hazırladım. Etimiz gayet güzel pişti. Sizin için şimdi şöyle göstereceğim eti de. Gördüğünüz gibi gayet güzel kemikten ayrılıyor. Tadı efsane oldu. Yanına böyle patateslerle birlikte sunum tabağınıza alabilirsiniz. Genelde bu şekilde yeniyor. Sizin için tadına baktım. Gayet güzel. Tam kıvamında olmuş her şeyi. İsterseniz biraz daha fazla tuz ya da farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ama benim eklediklerimle bile gayet güzel olmuş. Beyazlığına harika bir tat vermiş ete. Ayrıyetten. Bence güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar tabii ki ben bu işin uzmanı değilim ama elimden geldiğince Norveç mutfağından bir örnek denemek istedim sizinle. Bugün farikolu deneyimlemiş olduk birlikte. Umarım siz de tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka videonun altına bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. We see you. Hadi.